Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisiniz. Bugün sizler için Saklambaç adlı korku hikayesini seslendireceğim. Umarım beğenirsiniz. Haydi başlayalım. Yıl 2009. Ben 8 yaşında bir çocuktum. İsmim Reş Hasan. Şu an ise 21 yaşındayım. Bu anlatacağım hikaye tamamen gerçek ve başımdan geçmiş bir hikayedir. Mutlu bir ailemiz vardı. Diyarbakır Ergani ilçesinde doğmuştum. Yaşadığımız yer ise tamamen ormanın ortasında. Dedem ninem Çiçecan kalma evde. Korkusuz bir çocuktum. Dışarıda sabah 9'da kalkar, akşam 22'ye kadar dışarıda komşularımızın çocuklarıyla oyunlar oynuyorduk. En çok oynadığımız oyun ise saklambaç oynuyorduk. Yaz saatleri gece 22.00'da gibi bir araya gelip saklambaç oynuyorduk. Karanlığı seviyordum ve bu oyunu oynarken geceleri çok keyif alıyordum. Her ne kadar da korkunç olsa da ormanlara saklanıp beni bulmalarını bekliyordum. Düşünsenize, hangi çocuk gecenin bir yarısı ormanlarda saklanırdı ki? Sanırım biraz gözü korkmaz çocuktum ya da öyle sanıyordum. Her akşam bu oyunu oynar evime rahat bir şekilde gelirdim. Ta ki bir gece yine böyle saklambaç oyunu oynamak üzere 22'de dışarıya çıkıp bir ayağa gelmiştik. Bizim evin yanı başında koskoca Hasan Botukdere bir yer vardı. Oraya çöplerimizi atıyorduk. Çünkü bizim yaşadığımız yerde çöp kovası yoktu. Issız yer olduğu için devlet pek de ilgilenmezdi. O gece içimde bir acayip his vardı. Tam ne olduğunu bilmiyordum ama garip gibiydi. Hiç böyle hissetmemiştim saklambaç oyunu oynamaya başladığımızda. Ben ormanın derinlerine tekrardan dalmıştım. Bir ağacın köküne yaslanıp birilerinin beni bulmasını bekliyordum. Sonra ise bir fısıldama sesi duydum. Arkana bak, arkana bak. Ne olduğunu anlamamıştım. Dediğim gibi korku nedir pek bilmiyordum. Arkama döndüm. Hiç kimseler yoktu. Düşündüğüm ki bir arkadaşım bana şaka yapıyor diye seslendim. Seni görüyorum, hadi çık oradan diye aslında kimseyi göremiyordum. Sadece birisi varsa çıkması için öyle demiştim. Sonra bir şey fark ettim. Arkadaşlarımın sesi normalde duyardım ama hiç ses yoktu. Önce oyundan vazgeçtiklerini düşündüm ve onları aramak için ormandan çıkmaya karar verdim. Ama çıkamadım, yürüyordum. Ama sanki yol bitmiyor gibiydi. Daha hızlı yürümeye başladım ama yine de yol bitmiyordu. Sonra koşmaya başladım deliler gibi ama nafile çıkamıyordum. Kaybolduğumu düşündüm ve nefesim daralmıştı. Oturduğum yere ağlamaya başladım. Tek korktuğum aileme görmeyecek olmam ve bana kızacaklarıydı. Daha sonra tekrar bir fısıldama sesi duydum. Arkana bak, ama bu seferki sanki kulağımın dibindeydi. Arkaya kafamı çevirdim ve onu gördüm. O büyük uzun adamdı. Simsiyah, adeta suratı gözükmüyordu. İşte o an korku nedir, nasıl bir şeydir hissettirdi. Çok iyi anladım. Nutkum tutulmuştu. Nefesimi kontrol edemiyordum. Kalbim adeta yerine çıkacak gibiydi. Ağzımı açmaya çalıştım ama ağırlaşmıştı. Açamıyordum. Gözlerim yuvalarından çıkacak gibi büyüdü. Korku ise içerisindeydim. Ayağa kalktım. Koşmak için arkamı döndüm ama o yine karşımdaydı. Ne yapacaktım bilmiyordum. O hiç tepki vermiyordu. Sadece duruyor, beni izliyordu. Ben ise bayılmak üzereydim. 15 saniyeye kadar birbirimize bakı kaldık. Sonra o üzerime doğru yürümeye başladı. Ben ise geri geri gidiyordum. Onun tek ayak adımı benim neredeyse 5 adımım kadardı. Ama ondan gözlerimi alamıyordum. Geriye doğru gidiyordum ama aynı zamanda ona bakıyordum. Sonra birden koşmaya başladım. Ben ise arkamı dönüp koşmaya başladım. Deliriyordum, çıkamayacağım oradan diye. Sonra birden kendimi yolun ortasında buldum.
Evin sokağında eve doğru koşmaya başladım. Bizim evin kapısının önüne vardım. Işıklara doğru dudağıma bir ağırlık hissediyordum. İçeri girdim. Bizimkiler yatıyordu. Hemen onları kaldırmaya başladım. Ama sesim çıkmıyordu. Onları sarmalasam uyanmışlardı. Beni görünce annem çığlık attı resmen. Ne oldu diye başladı bağırmaya. Her ne kadar da anlatmaya çalışsam anlatamıyordum. Çünkü dudağım ortadan ikiye ayrılmıştı. Babam beni kucağına alıp hemen hastaneye götürmüştü. Dudağımı diktiler doktorlar. Ne olduğunu sorduğumda ise ailemden bir şey bilmiyordu. Babam doktora durumu anlatmaya başlamıştı. Hemşireler beni acile dikiş atmaları için içeri atmışlardı. Dudağımı diktikten sonra eve gelmiştik. Ben narkoz etkisinden hemen uyumuştum. Sabah uyandığımda ise annem beni kolumdan tutup hocaya götürmüştü. Dilimin çözülmesi için hoca beni okumaya başladı. Sonra bir muskafe okunmuş su verip aileme bu çocuk çok korkmuş, cinlere şeytanlara karışmış. Onu göz önünde bulundurun demişti. Annem bana ise şok içerisindeydi. Beni eve götürüp annem okunmuş su ile yıkadı. Eve içirdi. Bana ne olduğunu sormaya çalışıyorlardı. Ben ise anlatmakta zorluk çekiyordum. Babam konuyu kapatmasını söylemişti. Annem bir daha bu konu açılmasın diye uyarmıştı ve böylelikle 3 ay sonra konuşabiliyordum. Ama o mutlu çocuk yoktu. Onun yerine korkak, dışarıya bile kafasını çıkaramayan çocuk gelmişti. Ailem bunu unutmam için elinden geleni yapıyorlardı. Ufak da olsa hediyelerle unutturmaya çalışıyorlardı. Ben gitarı çok severdim. Babam bana sordu olsa ufak çocuk için gitar almıştı. Onunla evde oynar çalmaya çalışıyordum. Ve böylelikle de dikkatimi dağılıyor. Onu düşünmüyordum. Çünkü bu 3 ay içerisinde sadece onu düşünüyor ve uyuyamıyordum. Geceleri rüyamda suratını görür ve yerimden sıplayarak kalkardım. Bu böyle bayağı bir süre devam etti. Ama maddiyat ile sıkıntılarımız oluşmaya başlamıştı. Çünkü ailem ben korkuyorum diye beni bırakıp işe gitmiyorlardı. Ama bu böyle ne kadar devam edebilirdi ki? Bir gün babam bana artık korkmamamı ve benim cesur olmamı söylemişti. Onların çalışmasını ve bu köyü geçirtmekle hükümlü olduğunu söylemiştim. Bir ise gitmesini istemiyordum ama erzağımız tükeniyordu her gün. Gün geçtikçe kuru ekmek yemeye muhtaç kalıyorduk. Ve bu yüzden babamın bu konuşmasını anladım. Ve ona tamam baba sen iyisini bilirsin ben artık o kadar korkmuyorum demiştim. Ama aslında korkuyordum. Ertesi gün yatağımdan uyandım ve evdeki kimseler yoktu. Yatağımdan kalktım, giyindim ve gitarımı elime almıştım. Kendi kendime çalıyor gibi yapar ve şarkı söylüyordum. Daha sonra evdeki telefon çaldı. Açmak için kalktım ve açtığımda ise Diyarbakır'dan bir kadın vardı. Hasan Butuk, sen misin dedi. Ben de hayır ben oğluyum, siz kimsiniz diye sordum. O da oğlum ben senin halan Şevval'ım. Ben onu hiç tanımıyordum. Annemin anlattığı kadarıyla ben küçükken o Diyarbakır'da evlenmiş diye biliyordum. Bana telefonda kendisine Diyarbakır'da olduğunu ve Ergani Otogarı'nda olduğunu söyledi. Ve bize gelip bir çay içmek ve annemle görüşmek istediğini söyledi. Ben de buyur hala gel dedim. Ama annem işte ben evde yalnızım dedi. O da tamam ben geliyorum. Hem annene sürpriz olur hem de sen yalnız kalmamış olursun dedi. Ben de tamam alacağım diyerek kapattım. Telefonu otogar bize 15 dakika araçla gelinebilecekti. Uzaklıktaydı ama 1 saat geçmesine rağmen kimse gelmemişti. Ben tekrar yatağıma oturup gitarımı elime aldım. Kendi kendime şarkı söylerken kapı çaldım ve halam geldi diyerek kapıyı açtım. Karşımda bir kadın duruyordu. Bana merhaba baba Ayoş, ben Şevval hala dedi, sarıldı öptü. Şaşkındım, ilk defa halamı görüyordum.
Annemin bana fotoğrafları gösterdiği gibi bir kadındı. İçine girdik. Halam uzun uzun anlatmaya başladı. O bana Diyarbakır'da geçirdiği günleri anlatıyordu. Ben de ona hala niye şimdiye kadar hiç gelmedin diye sordum. O da oğlum ben çok istedim gelmeye ama annem beni istemiyordu dedi. Halam annemle kavgalı ayrılmıştı. Halamın anlattığına göre annem onun kocasını hiç sevmemiş ve evlenmesini istememişti. Ama halam kendisine aşık olduğu ve burada duramayacağını söylemişti. Ve bir gece kaçmış ona diye söyledi. Ben şaşkınlıkla halamı dinlerken kapı tekrar çaldı. Halama otur ben bakarım dedim. Kapıya doğru ilerledim. Açtığımda bir yaşlı dede çoban karşımda duruyordu. Bana evladım ben karşı bayırda oturan bir çobanım. Buradan geçerken susadım ama hiçbir yerde su yok bulamadım. Haplarımı içmem gerek öğleni geçti dedim. Ben tamam dedeciğim burada bekle diyerek içeriden su almaya gittim. Halam kim o dedi. Yaşlı bir dede çoban mı su istiyor dedim. Halam da burada çoban da mı var dedi. Ben de ilk defa görüyorum hala dedim. Sonra suyu dedeye götürdüm. Dede bayağı susamış ve bitkindi. Hapları da içtikten sonra sağ olasın evladım. Su verenlerin çok olsun dedi. Ben yoluma gideyim artık dedi ve gitti kapıyı kapattım. İçeriye halamın yanına gittim. Halam da oğlum ben bir markete uğrayayım gelirken elime boş geldim. Bir şeyler alırım ayıptır böyle dedi. Sen geliyor musun diye sordu. Hala ben gelemem evdeki gitar çalıyorum dedim. Çünkü dışarıya hala çıkmaya korkuyordum. Halam burada otur ben hemen geleceğim diyerek evden çıktı. Ben de evde oyuncağımla kalmıştım. Sonra telefon çaldı açtım değilse arayan annemdi. Oğlum biz geliyoruz bir şey istiyor musun dedi. Ben de yok anneciğim ama bir saat önce Diyarbakır'dan halam geldi eve. Seni görmeye gelmişti dedim. Annem telefonu sesi kesilmişti. Alo anne dedim. Oğlum nasıl halan neden bahsediyorsun sen dedi. Ben de anne Diyarbakır'dan halam hani şu fotoğraflarda olan annem şaşkınlık içerisinde olduğu ses tonundan anlamıştı. Oğlum senin hala sen daha bebekken öldü dedi. Ben buz kesilmiştim ne olduğunu anlamamıştım. Az önce bir saat evimde olan kadın kimdi? Annem telefonu kapat hemen geliyoruz dedi. Ve ben tekrar korku içerisinde ağlamaya başladım. Annem eve geldiğinde ona her şeyi anlattım. O da hırsız bir şey diye düşündü. Daha sonra evi kontrol ettiler. Bir şey alınmamıştı. Sonra oturup fotoğraf albümümü dolaptan aldı ve kaçtı. Ve ağlayarak bu kadın mı geldi dedi. Ben de evet dedim anne. Bu kadın gözyaşlarına boğuldu. Ben ise korkuyordum. Sonra fotoğrafta bir şey dikkatimi çekti. Bir adam vardı elinde bastonuydu. Bu kim anne dedim. Oğlum o senin büyük baban bu köyde öldü. Sen onu hiç görmedin dedi. Ama aslında onu görmüştüm. O gelen çoban aslında büyük babanmış. Şu an 21 yaşındayım. Bunları yazarken bile gözlerim doluyor. Anlattığım tek bir şey var. O da artık ben bir cesur çocuk değilim. Arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.